bilakis ben gördüm yoklardı bilakis ben duydum yanılmam bilakis dokundum durdular bilakis kokladım uçtular. Bizim 2014'ten bu yana Fethi ile sokakta çaldığımız günlerden bu yana hayalini kurduğumuz bir şeydi bu albüm. O zamandan bu zamana çaldığımız besteler var. Onları artık istediğimiz şekilde, istediğimiz imkanlarla kaydedebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz aslında bu stüdyoda. Yanıldın bunca zaman bilakis söylediğinin tam tersi bilakis gerçekler çok. 2019'da Samet'le ilk tanışmamız, bu 2000'lerin başlarından kalma, böyle eleman bulma web sitelerinden birinden işte. Öyle tanıştık. Daha sonra Sinarit de var, abi çalar mısın? Hani ister misin? Hani seve seve. Hani oradan başlayan bir süreç. Diğer arkadaşlarla tanıştık. Hem dost olduk hem arkadaş olduk. Hem prova süreci, konserler. Hani işin şu an bu noktaya gelmiş olması harika bir duygu yani. Nicelerine olsun. Kusura bakma sakın. Seni çok sevdiğimi. Es geçme lütfen. Şeyden bahsetmek istiyorum albüme dair ve Sinari Baba'ya dair. Birincisi şu, bence biz çok büyük bir ortak müzikal arka plan paylaşmıyoruz hep beraber. Ve herkesin kendi müzikal arka planı var ve hepimiz farklı arka planlardan geliyoruz. Ama Sinari Baba kurulduğundan beri ben burada değildim ama ben en azından katıldığımdan beri ve eminim öncesinde de öyleydi. Çok fazla etkiye çok açık olan bir grup. Ben kendi öğrendiğim, denemek istediğim, aklıma gelen herhangi bir fikri bu gruba getirebiliyorum ve her zaman açıklar buna, deniyoruz, olmuyor ve her zaman herkes bir şeyler katıyor. Bu stüdyoda kaydettiğimiz şarkıların son hali bir hafta önce oluştu. Yani bir hafta öncesine kadar biz sürekli prova yapıyorduk ve şarkılar tamam değildi aslında. Ve o bir haftada bir sürü yeni şey ekledik, bir sürü değişiklik yaptık ve bunların hepsi aslında herkesin sürece açık olması sonucu gerçekleşti. Kaç ay oldu? 3 aydır Sinarit Baba ile birlikte çalışıyorum. Ve albüm planlaması zaten hazırdı. Şarkıları bol bol güzel güzel provalar yaptık. Bir gün Külhan Bey kalkmış ki ne görsün. İki kelam edecek dost kalmamış. Bakmış kime sövsün. Kahveye gitmiş manzara aynı. Herkes nezarette. 40 yıllık parkta yürüyemez olmuş. Tam bir hengame. Müzik.
bestemizdi. Onu hiç istediğimiz gibi kaydedememiştik. Zaten grubun bu hale gelişini de tahmin edemezdik. Grup bu hale geldi, düzenleme bu hale geldi ve bugün 2022'de Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde bunu istediğimiz şekilde kaydedebildik. O yüzden çok mutluyum. Biz daha önceden Külhan Bey'i hiç böyle çalmadık. İlk kez bu kadar içimize sinen bir şekilde çalabildik. Ne mutlu ki onun da kaydı var. Oğlu dönmüş okulundan demiş dersin yok mu? Bizim okul oldu kocaman otoban, ben dönmüşüm çok mu? Tutmuş kolumdan. Benim Sinarit Baba dinleyicisinden isteğim bu albümü bir şarkılar bütünü olarak değil bir kompozisyon olarak yorumlaması. Çünkü işte gruba ait kaydedilmiş bütün şarkıların yer aldığı bir albüm olmaktan ziyade aslında başından sonuna kadar bir kompozisyon niteliği var. Şaşmış Gülhan Bey baka kalmış polisin tomasına, yere düşen gaz fişeğini atmış. İlk şarkılardan son şarkılara doğru gidersek böyle öncelikli olarak böyle ikili ilişkilerde kaybolmuş, işte hatalar yapmış, daha minör bir anlatı varken şarkılar ilerledikçe daha sosyal bir bağlamda, hatta belli politik mücadelelerin öznesi olmuş bir kişiye rastlıyoruz. Çalışırken en büyük mücadelemiz aslında grubun müziğini böyle parça parça kaydetmekten ziyade, yani ayrı ayrı kaydetmekten ziyade hücum kayıt yöntemiyle kaydetmekte. Bunun sebebi de yani Sinert aslında bir konser grubu, yani en başından beri performanslarla pişen ve işte her yeni eklenen elemanda işte kendi sinerjisini, enerjisini çok daha büyüten bir grup ve aslında kompozisyonlar da biraz buna dayanıyor. Yani parçalarda kesinlikle şey var, bir sürü sohbete tanıklık edebiliyor dinleyici. En büyük şeyimiz buydu. Bu kayıt kesinlikle bu enerjiyi yansıtacak bir kayıt olmalıydı ve nitekim de sanırım bunu başardık yani. Dönüp de hep ne dedi diye ben soruyorum. Teşekkür. Grupla iletişime geçtiğimiz ilk andan itibaren bana hep hücum kayıt yapmak istediklerini söylediler. Benim açıkçası başta çekincelerim vardı bu konuyla ilgili, hani sürecin çok uzun sürebileceğiyle ilgili. Fakat kurulumumuzu yapıp İlk deneme kaydımızı aldığımızda bütün endişelerim yok oldu. Gerçekten çok iyi çaldılar ve tercihlerinde, ya zor olanı tercih ettiler. Fakat tercihlerinde kesinlikle haklılardı. Öncelikle grup ne istediğini çok iyi biliyor. Bundan daha önemlisi ne istemediğini de çok iyi biliyor. Bu gerçekten süreci çok hızlandırdı, işlerimizi çok kolaylaştırdı. Yani biz bir eseri 3 ya da 4 kayıt alarak kaydetmiş olduk. Dediğim gibi onlar hücum kaydın doğallığını ve enerjisini seviyorlardı. Ben de onların bu peşinde koştukları doğallığı yakalayabilecek bir teknik çalışma yürüttüm. Tamamen çok doğal, her enstrüman olduğu gibi. Yani neredeyse mixli kayıtlar aldık. Sonradan çok müdahale
edilmesine bile gerek olmayan kayıtlar aldık. Tamamen organik, tamamen doğal bir süreç işledi. İyi ki onlarla tanıştım, iyi ki onlarla çalıştım. Çok keyifliydi benim için de. Umarım yolları açık olur. Çok başarılı olur. Ya da neyden bu kadar korkuyorum? Bir şakayı sadece ben anlamamışım gibi. Dönüp de hep ne dedi diye ben soruyorum. Teşebbüs. Bir daha dünyaya gelsem yine Sinarit Baba'da çalmak isterim. Çünkü bu tartışılmaz bir onur. Muhteşem bir şey. Hayata dair tek pişmanlığım şu grupla 4 saat daha çalamamış olmam.